Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki. Şuradan yapsak. Yok. Kadın çirkin bir kocaya tahammül edebilir. Fakat ihmal eden bir erkeğe tahammül edemez. Kadın çirkin kocaya tahammül eder. Ama ihmal ediyor ya, ihmal edersen sana tahammül edemez. Başka, insan karısından kolay kurtulur, fakat metresesinden asla kurtulamaz. Gayrimeşru olduğu için, metres biliyorsunuz da gayrimeşru. Niye kurtulamaz? Çünkü nikah olmayan yerde erkeğin kucağına da kadının kucağına da şey oturur, şeytan, hadis. Bırakmaz. Nikah olduğu anda şeytan kalkar. Nikah olmadan önce yanıyorum, pişiyorum. Ha? Böyle cümleler yalan mı? Doğru. Fakat sonra nikah olduğu zaman bu hal gidiyor. Sebebi şeytan öyle yaptırıyordu. O hali pompalayan, o duyguyu pompalayan, düğmeye basan şeytan. Kadın bilmeli ki ayyaş bir zevçten olacak çocuklar çok defa ya ölüme veya hapse, küreye, dar ağacına mahkumdurlar veyahut ahmak ve saralıdırlar. Yani bir kadın bilmeli ki ayyaş bir kocadan olacak çocuk da çok defa kısa bir zamanda ölüme çocuk, en kısa zamanda hapse girer o çocuk. Mahkum olur, köle olur, köleliğe düşer. Dar ağacına mahkum olur veya çocuk ahmak olur veya saralı olur. Şey olursa. Peki ne demek? Nasıl oluyor böyle sarhoşun çocuğu böyle ne oluyor? Bir İslam'da hüküm söyleyeyim hukukta. Sarhoşun içki içenin teri necistir. Tamam. İçki içenin teri necistir. İçki içenin kan değerleri değişiktir. İdrarı değişiktir, gaytası değişiktir. Dolayısıyla doktorlar içteki hastalığı teşhis etmek için kan isterler. Gayta isterler, su isterler. Şey idrar, affedersin. Yani içi dışarıya taşıyor. Peki, çocuğu meydana getiren su insanı taşımaz mı? Bunlar taşırsa. Ki vücuttan süzülmüş tamamen. Bir erkeğin size talip olması için sizin taraftan müşkülat görmesi kafidir. Bir erkeğin size talip olması için bir tarafta müşkülat görmesi, yani pat diye buyurun, tabii iyi ki beni istedin tarzında olursa o erkeğe göre cazip olmuyor. Zor mu hocam? Yani biraz müşkülatlı olması insana, erkeğe keyif veriyor. Çünkü bir şey, erkeğin yapısında şu var, bir şeyi aşmak yiğitliktir. Aştım. Hani yiğitliktir. Mesela dağdan, siz köye giderken dağları çok aştınız arabayla, hiç bahsetmezsiniz. Ama senin ömrünüzde bir defa Akkaya'yı aştınız mı? Hatay'da, Hasay, Hassa'da Akkaya'yı aştınız mı? Yok. Ben açtığım için. Hiç unutamam. Yaya. Yaya aşarsanız, zoru başarırsanız unutulmaz. Ama
başka bir şekilde dağ, arabayla aşıyorsun, hiç kimsenin umurunda değil. Hani erkeğin de yapısında böyle bir şey var. Bir kadın kocası ne kadar severse, bak bir kadın kocasını ne kadar severse, ona karşı olan kusurlarını o kadar düzeltir. Bir erkek karısını ne kadar çok severse ona kendini o kadar verir. Hele bugün bir cümle şey yaptım, siteyi yazdım. Ama hemen itirazlar olacak. İtirazlar olunca dini değildir, itiraz ederseniz banadır. Onun için benim tespitim diye yazdım. Çünkü benim tespitlerim din değildir. İtiraz serbesttir. Yani ben böyle fikri ve hissi imtizaç ettirmediğim bir şeyi çıkartmıyorum dışarıya. Mutlaka o tespitime akıl mayasını katıyorum. Kapatıyorum gözümü. Tespit edebildiğim kadar, varabildiğim kadar. Çünkü ben günah ortamında değilim. Başka eser okumuyorum. Okurken pat diye bir şey geliyor. Ben de kaydediyorum. Durup dururken geliyor. Hiç şey yapmaz. Mesela bir misal vereyim size. Dün akşam bir olay söyleyeyim. Suret okuyorum. Tövbe tövbe. Kur'an okuyorum. Cüzümü okuyorum. Ondan sonra beni böyle 3-5 sene önce tedavi eden doktor vardı Trabzon Farabi Hastanesi'nde mi neydi? İşte Kur'an okurken pat diye geldi. Ya şimdi bu iradeyle olacak mı? 5 sene önce bir doktor canım yani. Yani o kadar doktora gitmişsin ki vesaire. Alerjiyle alakalıydı. Hoş, çok acayip bir insandı yani, kaliteli. Pat diye gelip kovmaya çalışıyorum. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani haram işlememeye çalışıyorum bu elimle, gözümle. Dolayısıyla yani sizde de bu olur diye söylüyorum. Haramla meşgul olmadın mı? İlham olur. Sunuat olur, tuluat olur. Olur, işarat, rumuzat, telmihat, hepsi olur. Yani çeşit. Bunlar farklı şeyler, onun için anlatıyorum. Doğar ya. Bu sefer kalp harita gibi. Bak mesela neyle izah edeceksin? Hatta doktor geldi, attım ya, git şimdi. Ya. Okuyorum, ya gitsene kardeşim. Gitmiyor. Elimi açtım, dua etti. Allah, dua etti. Madem bunu bana getirttin, onu şöyle şöyle yaptı, dua etti. Sonra kimi çekti? Ya ben dedim, bir bakayım dedim, telefonu var mı? Yok. Dedim internette birisi de şey var. Dedim ya bir gir. Gir dedim. Şu adam bir bak bakalım, sayfası var mı? Var. Maili bir şey uzatmıyorum ha. Bir şeyi malzeme oluşturuyorum ki bunun gibilerdir seninkiler de. Maile girdim, bulduk, sayfası varmış. Yazı yazdık, gönderdik. Sabah 8.30'da mail cevap geldi, geliyor. Dedi ki, sevgili ağabeyim, bana öyle hitap ediyor. Oysa bizden şeydir, muhteremdir. Sevgili ağabeyim, gönderdiğin saatte çok zor durumdaydım. İşte dua ettim mesela. Çok zordum, şöyle şöyle şöyle. Elhamdülillah. Senin kalbine bizi gönderen Allah'a da hamdolsun diye bir şey yapmış. Yani kalp haritadır ya. Kime pat diye gelir. Birisi gelir, üşen mi hemen gelir. Hemen elini kaldır, dua et. Çünkü belki de sekerattadır, ölüyor. Sekerattadır. Veya yani birisi geldi, ya Allah Allah ne? Hemen ya Rab ona merhamet et. Veya ruhuna bir Fatiha gönder. Mutlaka çok zor durumdadır, trafik kazası mı geçirdi? Veya kanser midir, talildedir? Veya uyuyor, çok korkunç bir kabus görüyor. O da götürüyor adamı. Götürüyor. Sen öyle birisi vardı, telefon ettim. Zor uyandı. Onu uyanınca başladı ağlamaya. Abi, başladı ben ona telefon ettim de niye ağlıyor? Meğer o anda kabus görüyor. Çıkmak çok zor, karabasan denilen şey. Telefonla tabii uyanıyor. Uyanınca sanki ben gelmişim, kaldırmışım. Kim yapıyor hepsini? Allah yapıyor. Devam. Bir kadının en kıymetli serveti zevcinin muhabbetidir. Bir kadının en büyük serveti kocasının muhabbetidir. Vallahi
sen muhabbetini göster, bak oruçluyum. Vallahi muhabbetini göster. Sana üç katı gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Doğru abi, la. Sana Ramazan dükkanı ne hocam abi? Ha, Şevval. Şevval abisi. Çünkü Şevval, Allah diyor ki Celle Celal Habibine söyletir. Ramazan bir günü 10 gün yazıyorum diyor. Senede 5 gün oruç tutmak haramdır. Ramazan'ın biri, Ramazan bayramının biri, kurbanın 4'ü. Toplam 5. 365'ten çıkar 5'i. 360. Her bir Ramazan orucuna Allah 10 veriyor. 1'e 10, 30 çarpı 10, 300. 6 şevvali de tutarsanız diyor, Allah'ımız diyor, ben diyor onu Ramazan gibi kabul edeceğim. Ve bir sene oruçluymuş gibi muamele edeceğim sana. 6 çarpı 10, 60. 300 de oradaydı, 360. Vallahi hiç şansı yok. Bunu tutman lazım. Diğer oruçlara demiyoruz. Hani Kadir Gecesi bilmem ne. Bak Eyyam-ı Biz falan demiyor. Şevval'in. Ama şöyle niyet edeceksin. Ya Rabbi, bildiğim bilmediğim, geçmişte ilk üzerime kalan kaza orucuma. Şevval orucu diye bir niyet yok. Şevval ayında oruç tutmaktır. Şevval ayında bir oruç tutmak. Şevval orucuna geçer. Ya Rabbi niyet edelim Şevval orucunu tutmaya değil. Kazaya niyet edeceksin. Burada riya yok. Elhamdülillah. Şevval'i tutmaya çalışıyorum. Yani ciddi bir hastalık yaşamasam, Şevval'i Rabbimin böyle öyle bir darbe vuruyor ki şeye nefse. Öyle bir darbe. Çünkü Ramazan öyle değil. Ramazan'da oruç tutmakta imanım yardım ediyor. İtikadım yardım ediyor. Allah'ın esması farklıdır. Çünkü Ramazan'da Ramazan denilen bir müekkel meleke var. Bütün zerratı değiştiriyor. Şu anda Ramazan olmayınca şu nuranet var mı? Bak yok ki. Yok ki böyle. Aynı ders hani. Yok. Hava hava. Şeytan vallahi gibi. Ben burada tevazu yapmayacağım. Vallahi tallahi billahi. Benim gözüm bile, ne bileyim sizde de. Havaya bile bakınca Ramazan'da zerreler bile nurani böyle parlak oluyor. Odaya giriyorum, parlak her tarafa, sizi parlak her tarafa. Acayip bir şey ya. Şu anda yok. Böyle sanki yetim ya. Vallahi üzülüyorum, billahi üzülüyorum ya. Çok üzüldüm. Üzülüyorum ya. Bugün ikinci gün bak Ramazan. Bayramın ikinci günü bugün. Niye hemen bayramı bitirmeden başladım? Çünkü bu kaldı mı bayramı çıkartıp biter o. Tutamazsın da. Tuttun. Hani bayramı birinci haram. İkinci başlayabilirsin. İkinci başla. Üç başla. Başla. Başladın. Yoksa yok. Bir kadının en kıymetli getirme buraya. Bir kadının en kıymetli serveti zevcinin muhabbetidir. Başka? Karısının emriyle oturup kalkan ne erkektir ne kadın hiçbir şey değildir. Karısının emriyle oturup kalkan ne erkektir, ne kadındır, hiçbir şey değildir. Kadının emriyle, ha, kadının fikirleri var, söyledikleri var, sahası var, ekmek getir vesaire onu. Yani hayatını hayatına bağlamış. Kendi hürriyeti yok o şey. Başka? Karısını mesut gören adam bedbaht olamaz. Karısını mesut gören adam bedbaht olamaz. Mesela diyelim ki evinizde bir tanesi çocuğunuzun, kızınızın, oğlunuzun, hanımın, annenin, babanın dişi ağrısa. Sonra evde mutlu olabilir misin? Rahat yatabilir misin? Ya bir kişi ya. O zaman mutluluk bütünün neticesidir. Bütünseldir. Bir tanesi mutsuz, sen evde mutlu olamazsın. Huzurlu olamazsın. Oluyorsa hayvansın. Kedi oraya koy, adam orada inlesin. Ya kedi veya köpek, sığır için bir şey değil. Bu mümkün değil. Dolayısıyla karısı mutsuzsa bir erkek mutlu olabilir.
Mümkün mü? Kocası mutsuzsa, karısı mutlu olabilir mi? Babası sömürtkansa, çocuklar evde huzurlu olur mu? Öyle bir şey olur mu? Yani bütünseldir ev. O zaman mutluluk istiyorsan onu getiriyorum sana. İnsanların mutluluğuna uğraş. İnsanların mutluluğuna uğraşmayanın mutluluk denen bir hakkı yoktur zaten. Ben şimdi 106 ikinci emirde diyor ki ücret diyor aynı hizmet olarak gösterildi diyor. Dine hizmet nedir biliyor musunuz? Mükafat almak için değil. Bak çok iyi edebilecek miyim bakayım ifade? Dine hizmet etmek, Kur'an okumak, namaz kılmak, ücret almak için değil. Çünkü o kendisi ücrettir. O neticedir, netice. Neticede netice alınmaz. Ha Allah verirse başka bir şey verirse var. Yani namazın kendisi huzurdur, kendisi ücrettir. Yani bir şey verip almıyorsun. Kendisi almaktır. Namaz vermek değildir, almaktır. Nasip edilmiş olması zaten ücret. Tabii işte ücret yani. Sana Allah ücret veriyor, onu gösteriyor. Mesela sadaka mesela. Sadaka ücrettir. Mesela diyor ki hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Şöyle diyeyim. Allah'ın bir çocuğa bir insana böyle okşuyorsun. Sen ne diyor? O da çocuk sustu. Sen ne diyorsun ki iyilik yaptın ona. Çocuğun ağlamasının sebebi, ben biraz esbapçıyım de, pozitif enerji yoğun onda. Onun için o enerji atmak için ağlayarak atıyor. İşte senin de sıkıntın negatif enerji çok, pozitif az. İyi bakın elime, çocuğun kafasına sürüyorsun, kemiğine temas etmen lazım. Ağlama yavrum, ağlama derken otomatik kablo sürülüyor ve ceyran aktarım oluyor. Çocuktaki pozitif fazla, sende pozitif az. Sende negatif çok, onda negatif az. Onu pozitif tak sana geçiyor elini sürdüğün zaman. Sende çocukta fazla enerji alındığı için. Heh, bak, ücret işte. Ya bunlar başka bir ücret değil, kendisi ücret. Su içiyorsunuz, ücret almak için değil. Kendisi ücrettir. O zaman yani... Baklava yiyorsunuz. Ücret almak için değil. Kendisi ücrettir. Birini okurken yani böyle bakın ikisi de negatif olursa iş kötü. Tabii, iş kötü tabii. Mesela birisini okuyorsun. En tesirlisi. Yani sırayla gideyim. Gözüne bakarak okumak. İkincisi nefesi yapmak. En tesirlisi temas. Böyle kemiğine. Ama çok risk taşır. Risk. Eğer senin kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulvi, kuvve-i maneviyen yoksa bunun olumsuzluğu, yani olumsuzluk, negatifliği, erva habise, enerjidir. Potansiyel bir enerjidir. Realitedir. Vücud haricisi var. Seni sıkıntı allatan, odadan çıkartmayan, doyumsuz, tatminsiz, şevksiz, ezberden söylemiyorum, zihnimdeki sıralıyorum. Ne verirsen ver bu zeytinburnu, tatmin yok, doyum yok, ne yaparsan yap ya. Yani. Vefa yok, şefk yok. Tamam mı? Yani yaşamak da yaşamamak eşit. Negatif enerji fazla. Onun dindeki adı erba habisedir. Tamam mı? Şimdi sen temas ettin, Kur'an okuyorsun, pozitif enerjin var. Şimdi senin eğer pozitif enerji çok güçlüyse, onun negatifliği sana akma olmuyor. Güç yön, güçlü hangi yönse o taraftan hareket olur. Çakar dağıtırsın, darmadağın eder. Eğer sen şöyle okursan, hem korkuyorsun elini koydun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, acaba gelir mi falan. Errahmanirrahim, tak, bitti. İstersen en Kur'an oku. Ne okursan oku, çünkü korktum, bitti, diğer etim. Başına belaya vursun. Tabii hop, negatiflik sana geçer, tak. Üzerine alırsın. Onun için kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyen varsa. Şey yapabilirsin, buraya alabilirsin. Ab, şey. Bir şey yapıp okuyalım da oğlum. Tamam abi. Gösterdiğine var ya. Tamam abi. Hı. Şimdi, demek ki bu risk taşıyor.
devam edeyim. Ruhiyatçılar ihanetlerin %99'u asıl suçun erkeklerde olduğunu şüphe etmez olmuşlardır. Ruhiyatçılar, psikiyatristler, pedagoglar, psikologlar demiyor. Dini ruhiyatçılar, enfusçiler. Ruhiyatçılar ihanetlerin %90'ı asıl suçun erkeklerde olduğu şüphe etmez olmuşlardır. Aşk hayatında en çabuk usanç erkeklerde görülüyor. Bu da onun tabiatı icabıdır ve aşkta sebatkar olmak demek aynı zamanda bir medeniyet seviyesi demektir. Yani kültürdür. Kültürdür. İnsanın tabiatını oluşturan sebeplerdir. Yani tabiatına malzeme teşkil eder. Mesela İnsanı bir tanımlayayım yani. Şöyle tanımlayayım. Kendimce. İnsanı etkileyen, ya niye ben böyleyim sorusuna cevap veriyorum sana. Ben niye düzelemiyorum? Niye istediğimi yapamıyorum? Niye kahveden kurtulamıyorum? Niye şunu yapamıyorum? Niye namaz kılamıyorum? Niye? Çünkü sen şöyle bir mahluksun. Yani ben de. Örf ve ananeye doğan kültüre doğduk. Zonguldak, Ereğli, Adıyaman, efendim Van, Karadeniz, Çanakkale, Ankara, Eskişehir bir yerde doğdu. Bir de oranın kültürü var. Bir de akraba var. Örf var, ananı var, gelenek var. Senin iradenin dışında bebeksin, oraya doğdun. Örf ve ananeye doğan, ondan etki alıyorsun. Sonra Alman hukuk kanunları ile cemiyetini tanzim eden, İtalyan hukukuyla ceza gören, İsviçre hukuklarıyla evlenen, Yahudi ticaret hukukuyla ticareti yapan gaddar ve hain, televizyon ve medya ve bozuk alimlerden dolayı da %90'ı dinin esasatını unutturulup %10 teferruat meselesine boğdurulan, öldüğü zaman İslam kanunlarıyla gömülen Çingene bohçası gibi bir bohçayız. Onun için de konuşsan ne olur? Bir de yapayım. Hiç izah etmeden. Örf ve ananeye doğan, Alman hukukları ile devletini tanzim eden, İtalyan hukukuyla ceza gören, İsviçre kanunları ile evlenen, %90 esasatı unutturulup %10 teferruata boğdurulan, Yahudi ticaret hukukuyla ticarete mahkum edilen, öldüğü zaman İslam kanunları ile gömülen bir mahlukuz. Doğduğu zaman değil, öldüğü zaman. İslam ancak ne zaman uygulanıyor bizde? Öldüğümüz zaman. Bunda Müslüman falan ayırmıyorlar abi. Evet. Herkes aynı gibi. Herkes. Onu da ayırmıyorlar abi. Öldüğü zaman İslam kanunları ile muamele göre. Böyle bir mahluksun sen de ben de. Ondan aslında, böyle. Aslında hocam öyle böyle bir düşün. Cenaze namazı da sen gideyim. Evlilik hayatında iyi geçinme en az bir tarafın fedakarlığına bağlıdır. Yani kavga iki diri kişi arasında olur. İki tane sağlam. Mesela bir tanesi morgda yatıyor, diğeri ayakta. Kavga olur mu? Kavga diyor kitapta iki diri arasında olur. O zaman birisi ölmedikçe kavga durmaz. O zaman bir tanesi fedakarlık yapacak. Adam bir tanesi takkesi delikmiş, yıpranmış. Benim gibi böyle şalları da yırtıkmış. Yamalı yani. Sebebi sabah çıkarmış. Hanım dermiş ki şunu al baş üstüne. Şunu da al baş üstüne. Bunu da getir baş üstüne. Vura vura delinmiş adamın takkesi. Bunlar alınır mı? Hepsi alınır mı? Ben de tamam deyip geçiştiriyorum abi. Tamam. Tamam ya. Kafa işte.
Tamam o demektir. Kafaya vurmaktır. Tamam. 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 İster vur ister vurma. Deliniyor. Sonra hepsi gelir mi? Gelmez. Hani o şey? Vay. Hani o şey? Vay. Bu sefer şallar da deli. Onun için yama yaptılar. ...34 sene evli bir erkeğin tecrübelerini söylüyorum size. Garip garip bakmayın. Peki. Kocanın kıskançlığı karıyı bıktırır. Karının kıskançlığı ekseriye kocaya, kocayı memnun eder. Kadın, erkeğin kıskançlığı kadını illallah dettirir. Yani lanet olsun yani. Lanet, yeter ya. Bıktırır kadını. Kadının erkeği kıskanması erkeği aslında keyiflendiriyor. Sahipleniliyorum. Sahipleniliyorum diye memnuniyet olur. Çaktırma da ya bırak öyle falan demesine bakma. Onu tatmin etme. Erkek memnun olur. Başka, yeni evlenenler de sevgi az ise bu içlerinden birinin sahtekar olduğunu gösterir. Bir de okuyayım. Yeni evlenenlerde sevgi az ise bu içlerinden birinin sahtekar olduğunu gösterir. Ya ısınamadım, sevemedim, alev alamadım, ne bileyim elektrik alamadım, sahtekar. Bırak. Yalandan yandım, piştim, kül oldun demiştim. Zaman. Evine geç gelen erkeğin yemeğinin soğumasından şikayete hakkı yoktur. Yani burada gerisini anla. Bir kadının en kıymetli serveti kocasına karşı beslediği muhabbetten ibarettir. Bakın bir kadının en kıymetli serveti para, babasından kalan sermaye. Kazandığı mühendislik, kadın vesaire bakın. Bir kadının en kıymetli serveti kocasına karşı beslediği muhabbetten ibarettir. En büyük serveti budur. Çünkü kadın ne kadar sert dahi olsa kocası böyle benim gibi bir koltuk istemez. Yaslandığı koltuk kaypak, oynak, gayri bir yani ciddi değil. Kaypak yani, dönek. Yani bir tuhaf yani, güçsüz. Kadın böyle yaslandığı zaman daha ne kadar sert dahi olsa, ne kadar sert dahi olsa kocasının dağ gibi olmasını ister. Yani dersiniz ki mesela kadın mesela bunu duysa, aynı kadın, fıtratı bozulmamış kadın böyle der şu sözüme. Der ki, doğru söylüyor. Beni, hani Anadolu'da bir söz var, köpeğim sert olsun da beni de kapsın. Yani şöyle kıyas etsek, fıtratı bozulmayan bir kadın için söylüyorum. Yani sert derken, yani samimi değil, kaypak. Bir sözü tutmaz, güven vermez, yılışık. Çoluk çocuğuna sahiplenmez. Sabahlara karşı eve gelir. Öyle bir erkeklerse yaslandığım zaman sırtımı hissedeyim. Mesela bir misal söyleyeyim size ait. Yani gerisini siz dolduracaksınız. Anlamıyor musunuz diye bazen sitem ediyorum da. Mesela abdest aldınız. Havluyla kurulanıyorsun. Dur böyle. Ne anlatacağım biliyor musun? Havlu benim var olduğumu gösteriyor biliyor musunuz? Bana temas ediyor. Benim var olduğumu, yüzümün var olduğunu, ben var olduğumu hissetmiyorum ki gündelik hayatta. Bana havlu gösteriyor. Tutuyorum, tutunacak bir şey var. Tamam. Örten bir şeyim var benim. Beni de örten var. Beni de öpen var. Benim de korkma, üzülme diye sıvazlayanım var.
benim de üzerimdeki enerjiyi masaj yapıp alan var. Bana temas eden var, temas. Bu asrın en büyük belası temassızlıktır. Sevgisizliktir yani, temassızlıktır. Çocuk arkadan gidiyor 5-6 metronda. Babanın kolunu tutma tenezzül etmez. Adam böyle gidip karısına temas etmez yani, tutmaz elini. Ha, nasılsın, iyi misin mutlaka? Demez, gurur kibir. Yani gayri ahlaki, gayri İslami şeyler ahlak olmuş bize. Mesela İslam'da şu vardı. Şimdi bak ne olmuş. Bak onun cezası da ne çıktı. Erkek şimdi ister evlenir. Gider kızı ister. Talip olur. İslam'da ise kız da böyledir. Gider kız tarafı veya kız ona teklif eder. Ben seninle, bak sen bana uygunsun, küfürsün, denksin. Seninle evlenmek isterim eğer düşünürsen. Kız tarafı da gider ister erkeği. Ne olmazdı o zaman? Kız kendisini göstermek için çeşitli aktörlüğe, artistliğe, pırpırlığa girmez, flörte girmezdi. Kendisini böyle gösterirdi. Baba derdi ki, oğlanın babasına, oğlanına, oğlum, oğlum gel sana bir şey diyeceğim. Bana bunu yaptılar ya, oğlum bak ben seni çok seviyorum, davranışın çok hoş, nurcusun, delikanlısın, gördüm seni böyle, ahlakın çok hoş. Oğlum düşünürsen benim kızım var, şu yaşlıdır, sen boydadır, tamam mı? Eğer düşünürsen haberin olsun. Ha? O zaman o kızın varlığından haberdar oldum. Ben artık o kız kendisini bana göstermesi için pırpır yapmasına gerek yok. Çeşitli filmlere girmesine gerek yok. Şunu bunu göndermesine gerek yok. Bildim ya. Kökten çözüyor İslam. İslam'da arkadan hesaplılık yoktur. Her şey nettir. Yani böyle. Güven var. Ama rastgele adama da demezsin. Bunu bilenler, bunu yayılması lazım. İslam'ın ahlak. İslam'ın ahlak olmayanlar girdi içimize, ahlakımız olmuş. Ahlakımız da gavurların ahlakı olmuş. Yani bundan utanıyorsun, kızının dışarıda flört yapmasına utanmıyorsun. Buna utanıyorsun, kızının 19 Mayıs'ta çırık çıplak külotla top sahasında 19 Mayıs'ta gösteri yapmasına utanmıyorsun o seyircinin karşısına. Öyle mi değil? Buna niye utanıyorsun? Ne olmuş ya bana dedin de? Gayet şey. Git Müslüman delikanlı ya. Harbi dikkat ediyor. Daha derslere gidiyor. Ama takmışız. Ağabasım o mu? O kadar insan var ki ya. Çok temiz. Ya her şey çok güzel ama hocam diyor ya. Ya babasının yanında kalıyor. E o çok iyi ama hocam kirada kalıyor. Çok iyi ama hocam arabası yok. Allah, Allah sen ıslah etsin ya. Amin. İslah etsin ya. Ağabasım o mu bu? Emim o mu bu? Verdim gitti. Dini var mı yok? Sonra olur dini. Sonra parası olur niye demiyorsun? E ne oluyor ondan sonra? Kızını veriyorsun paraya, servete, huzurunu bırakıyorsun. Mutlu mu, mutlu mu olacağını zannediyorsun. Gitsin gece konduda otursun. Gece konduda otursun. Ama mutlu olsun. Mutlu olsun. Kuru ekmek yesin, çorbaya batırsın. Baklava yemesin ama huzurlu olsun. Kardeşim. Avizede değil, ampulün altında olsun ama yatağın içerisinde ağlamasın. Ağlayarak gezmesin. Evet. Arabası olmasın. Ama kocasının yanında, bebeği kucağında olsun. Böyle sahiplensin kocası. Ver yani, dolmuşa beraber binsin. Gel sıkışmasın. Bari çünkü otobüste bırakırsa karısını, başkası temas eder, sürünür. Kocası bu bahaneyle bari sarılmış olsun. Korumak adına. Bende mi bir manyaklık var bilmiyorum. Ya. Kız için zengin koca arayan babalar ekseriye damatlarını kendileri beslemeye mecbur olurlar.
kızı için zengin damat arayanlar ekseriya, ben gördüğümü söylüyorum, ekseriya damatlarını kendileri beslemeye mecbur olmuşlar. Çünkü böyle birisine kızını vermek zorunda kalmış. Mesela benim zengin tanıdıklarım var. Kanaat etmemiş. Ya ona mı vereceğim? O olur mu ya? Bize denk değil. Denkse paraya şey yapmış. Denklik dindedir. Birincisi dindir. İkincisi soydur. Ha? 10 tane madde sayıyor. Şimdi ona girmeyeyim. Birbirini seven anne babadan doğan çocuklar ne mutlu insanlardır. Ne mutlu o çocuklara. Birbirini seven anne babadan doğan çocuklara ne mutlu. Psikoloji sorunları yaşamazlar. Bıktım artık, aburama geldi. Bütün psikoloji sorunlar anne babasının kavgalarına şahit olan çocuklar ve anne babası psikoloji sorunu olan çocukların çocukları. Onların hep psikolojileri bozuldu. Peki abi, burada anne babanın arasındaki problem ne ki? Bunlar hep birbirlerine düşüyorlar. Kanaat mı yok ortada? Bak, ilk önce temelde ilk önce bunu yanlış iliklersen böyle bu yanlış gelir. Evet. Temelde evlenirken bir kere temelde hata yaptık. Hadi tamam yaptık. Ya arkadaşlar, ahiret inancı bir evde hakim olursa evde kavga olmaz. Dünyada ahiret için yaşarsa. Dünya malı için yaşarsa her gün kavga olur. Her gün kavga olur. Dünya için yaşarsa kocasının güzelliği, kadının güzelliği bozuluyor. Onu problem yapar. Ama bilse ki ahiret için, bu benim ebedi refikayı hayatımdır. Ahirette de sonsuz eşimdir bilse, ona ne yapar? Merhametle bakar. Şimdi felç olmasına bakmam. İşte dünya malı ne kadar tatlı ki. Siz uygun bir koca olmadıktan sonra uygun bir karı bulmanızın ne faydası olur ki? Bazısı soruyor da onun için yazdım. Abi çok uygun, bana uygun bir tane veya abi iyi birisini arıyor. İyi birisini bulsan hiçbir faydası yok ki sana. Çünkü sen iyi değilsin. Onu da bozacağız. Tamam mı? Tevfik. Bir daha okuyayım. Ha, hakim bana sormuştu. Mahkemede Nurcuk'la yargılanıyoruz. Adam bana ne soruyor? Bizim cemaat da arkada mahkemede. Şeyi koymuş, paltosunu böyle tahakküm ediyor. Bakıyorum, bekarmışsın. Doğrudur dedim. Niye evlenmedin? Nanurculukla beni mahkemeye veriyorlar. Bana sorduğu soruya bak. Niye evlenmedin? Lan dedim ya. Diyeceğim, sana ne? Sen benim özenime ne karışıyorsun? Bekarım, evliyim. Sana ne? Lan dedim, ben buna bir dalga geç. Hakim bey dedim, niye bekarsın dedi. Hakim bey dedim, en iyisini aradım ben. Çok iyi, en iyisini aradım. Sonra durdu, savcılığı var. Bulamadın mı en iyisini? Buldum dedim. Niye evlenmedin? Ben aşağıdayım ya, böyle bakıyor. Meğer dedim, o da en iyisini arıyormuş dedi. Herkes gülüşmeye başlayınca, bak bazılarınız anlamadı. Anladım. Anladın mı? Ondan sonra meğer o da en iyi arıyormuş. Ya benden iyi buldum ama benden iyiymiş. O, bu sefer o beni beğendi. Herkes ha 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 gülünce, hakim de baktı ki ona benimle dalga geçiyor. Tamam tamam dedi falan. Bu soruyu geç. Soruyu geçti. Bir sürü soru soracaktı ondan sonra. Ya çapraz soru yapacaktı ona. Mü artık ne yapacaktıysa. Dünya, bir de okuyayım orayı. Siz uygun bir koca olmadıktan sonra uygun bir karı bulma, eş bulmanızın ne faydası olur size ki? Başka? Dünyanın her kazaya karşı sigorta vardır. İzdivaç müstesna. Dünyada her kazaya karşı sigortası var. Saçın bile sigortası varmış. Meşhur o Türkiye'de ölen bir adam vardı ya, isim verme. O saçını bile sigorta ettirmişti diye duydum. Her şeyin sigortası var. Arabanın sigortası var. Sağlık sigortası var. Ev sigortası var. Deprem var. Yangın var. Var değil mi bunlar? Var.
Ancak evliliğin sigortası yok. Boşanınca biz şu kadar para kadına, şu kadar erkeğe para verecek sigorta şirketi diye bir şirket yok. Çünkü... Hocam, Setan orada olursa Setan yalanlık olsun. Hristiyanlık evlenmeyi zaruri bir fenalık, kadınları da her bakımdan murdar ve Hristiyanlık evliliğini anlatıyorum. Okuduğum kitaptan çıkarttım bunu. Benim fikrim değil. Hristiyanlıkta evlenmeyi zaruri bir fenalık. Kadınları da her bakımından murdar ve Hazreti Havva kıssasına dayanarak onları mufil, yani aldatıcı şer menba sayarlar Hristiyanlarda. Kadını aldatıcı şer. Çünkü yılan Adem'e dire gidememiş, Havva'ya gitmiş. Havva da Adem'e gitmiş, kandırmış. Onun için Hristiyanlıkta evlenmek zaruri ve Katolik'te evlenmek haramdır. Boşanmak haramdır. Boşanamazsınız. İslam'da ise Allah'ın sevmediği ama mubah kıldığıdır. Boşanmayı sevmez ama mubahtır. Hristiyanlıkta evlenmeyi zaruri bir fenalık, kadınları da her bakımdan murdardır. Yahudiler de kadının özürlü olduğu günde evde olamaz, ahırda onlara ait yer vardır. Hayvanların kenarında yatması lazım. Yahudiler de böyle bozuluyor. Hem kadının ihaneti namusa sürülen bir leke ise, günahkarlar boğazlayıp öldürmek intikam hırsını tatmin edebilir. Fakat lekeyi temizler mi? Bu da ayrı bir mesele. Bir daha okuyayım. Kadının ihaneti namusa sürülen bir leke ise, günahkarlar boğazlayıp öldürmek intikam hissini tatmin edebilir. Gider, adamı öldürüyor, boğazlıyor. Fakat lekeyi temizlemez hiçbir şey. Yani kadının bu ihaneti bir leke ise sana, senin günahların var ya, o zina erkeğin. Peki, o nedir? Sen de öyle bir özellik olmasaydı, sende bir ruhsal olmasaydı, kadına sirayet etmezdi. Kadın böyle bir şeye itilmesinin sebebi, daha önce erkeğin böyle yapmasındandır. Ama hepsi mi böyle? Hayır, istisnalar var. Erkek namusludur ama bazıları böyle çıkabilir. Ama ekseriyeti, erkeğin ihanetinden sonra kadına sirayet ediyor ihanet. Evlenmeyi fesh edilmez hale getiren vücut değildir, ruhtur. Bir erkek veya kadın gayrimeşru aldatmalar yapıyorsa, o yuvanın yıkılmasına o sebep olmuş olur. Hiçbir gerekçe şer'i özür olmaz. Yuvayı yıkan unsurlardan, yani yuvayı yıkmaya hiçbir gerekçeniz yok. Anlaşamıyoruz. Yok böyle yapmadı, şöyle. Bunlar hiçbirisinin şer'i değildir. Din değildir. Boşanmaya. Yok bana iyi davranmadı. Yok yemek olmadı. Yok mutlu değilim. Yok sevemedim, ısınamadım, alev alamadım, bilmem. Hiçbirisinin şer'i değildir. Ancak şudur. Zina, içki, kumar. Bunlardan biri sende varsa karşı tarafa hiçbir yakışıksız yakıştırmaların gerekçesi değildir. Yani hiçbir yakıştırma yapma. İçki, kumar, zina sende varsa karşıki tarafa şu yetki veriyorsun. Boşanma şer'idir. Boşanabilirsin. Kadınların birbirleriyle arasındaki fark
yani kızmasınlar ama duyarlarsa, yani bir şey fıtrat söylüyorum. Kadınların birbirlerinin arasındaki fark, misal hani iki ürün var, içerikleri aynı, aynı marka, her şeyleri aynı ama bir tanesi benim ürünümde artı 50 gram fazla var, diğeri ise benimkinde 70 gram fazla var gibidirler. Kendini geliştirmiş, çok çok özel olanları istisna yapabilirsin. Mesela burada kadın kitap okuyorsa, derse gidiyorsa, kendisine yatırım yapıyorsa o istisnadır. Kitap okumuyor, derse gitmiyorsa bütün kadınlar eşittir. Aralarındaki fark şu kadardır. Mesela bir kavanoz şey aldın, bir marka, reçel. Diyelim ki üzüm reçeli. A marketi diyor ki bir kilosu 10 lira. B marketi diyor ki bu reçelin 50 gram benden fazla alacaksın aynı fiyata. C marketi diyor ki 70 gram benden fazla. Ama içerikleri nedir? Aynı. İşte kadınlar hep içerikleri aynıdır. Bir işte aynı cinsten biraz fazladır. Cilvesi fazladır, cemali fazladır, ağzı fazladır. Tamam. Bu kadar. Niye farklı olsun ki? Ama derse gidiyor, kitap okuyor, özel kendisine yatırım yapıyorsa bu onlardan sıyrılıyor. Bu kendisine yapmayan, saldım çayıra, Mevlam kayıra tipi olan kadınlar arasında fark yoktur. Fark iki cins marka. Mesela iki tane kavanoz, şişe, reçel. Aynıdır, ikisi de aynıdır. Ama bir tanesini tercih etmemizin sebebi 50 gram fazla var içinde. Ama reçeldir. Yani, armut değildir. Onu boş almaya gerek yok. Yok, gerek yok yani. Onu boşayıp da başka almaya gerek yok. O da reçeldir. Aynıdır. Ha 50 gram fazladır, ha 100 gram. Yani ya bedeni biraz fazla bundan, ya işte konuşması biraz fazla, ya iş o kadar. Başka bir şey. Başka bir farklılık yok. Yatırım yapmıyorsun. Kendini geliştirmiş, çok çok özel olanları, ya derslere, sohbetlere giden, kendisine yatırım yapanlar hariç. Mutluluğu başka yerde arayanlar, yuvalarına dönmek istemezler ve mutlu olamazlar. Çünkü mutluluk karşıtı yoktur. Niye? Mutlu olmak dışarıda satılan, verilen bir şey değil. Mutlu, batını uyandırmaktır. Özüne dönmektir. Aslında tanışmaktır, kendinde seyahat etmektir, ben olmaya çalışmaktır. Kendinden ben olmaktan utananlar başkası olmak isterler. Büyüklerin saçını, kolunu, bacağını, her şeyini ona benzemek isterler. Öyle olmak, onun gibi tıraş olmak, onun gibi giyinmek. Bunlar ben olmaktan utanan tiplerdir. Böyle ona benzeyecek. Niye sen kendine benzemiyorsun? Biraz da gurur yapsana bu makamda. Ben ona benzeyeceğim. O bana benzesin. O bana benzesin ya. Bir de gurur yap işte. Gururu burada kullan. İşte gurur bu. Yeri burası ya. Onu ben taklit edeceğim. O beni taklit etsin. Mutluluğu, dolayısıyla kendimden misal veriyorum. İnsan mutlu olabilmesi için özüne dönmesi lazım. Özünle barışık olması lazım. Kendini fark etmesi lazım. Enfüsüne dönmesi lazım. Mutluluk hariçte yoktur, dahildedir. Ne yaparsanız yapın. Gömleği değiştirerek mutlu olamazsınız. İkide bir ev değiştirerek mutlu olamazsınız. Çeşitli yemek yiyerek mutlu olamazsınız. Çeşitli hatunları, evleri, şunları bunları, kahveyi, meyhaneyi, bilmem yerleri değiştirerek mutlu olamazsınız. Mutluluk dahildedir. Hariçte değil. Aynen bunun gibi yuvası kurulmuş bir ailenin mutluluğu asla hariçte olamaz. Mümkün değil. Yoktur. Arama. Evliler için diyorum. Bulamayacağız. Arayana diyorum. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse sen de öylesin. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse evli olanların mutluluğu evinin dışında aramaları bunun gibidir.
her aileye girmişim. Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Yunanistan'da. Her gittim. Türkiye'nin her vazife yaparken, gerek hocalık yaparken, gerek abileriyim. Birisinin kardeşiyim, kimisinin hoca diyor. Mutlaka bu işlerle kadar olunca mutlaka irtibat kuruyorsun. Gördüklerimden bunlar. Mutlu olamaz. Bir hanımın yazısını okumuştum size. Öyle despot bir koca ki, öyle bir despot koca ki, ay yaş mı bilmiyoruz. Kadın memur, hemşire, çalıştığı alıyor. Yetmiyor. Kadını kredi çektirerek borçlandırıyor. Yetmiyor. Sahip çıkmıyor eve. Parayı alıp çekip gidiyor. Para bitince geliyor. Direnince kadın buna hayır deyince dövüyor. Bana geldi bu mesele. Zaten sen geçindiriyorsun. Dayak da sen yiyorsun. Despotluk da sen. Boşan bunu ya. Senin psikolojini bozulduktan sonra neyin sabrını yapıyorsun? Bunun sabrı mı olur? İki çocuğu var. Sonra yazı yazmış. Boşan dedim ya. Ben diyorum boşan. Boşan tabii ya bunu. Bunun şey mi olur ya serseriyle ya. Ondan sonra arkadaşlar sonra bu kadın bir gün öğle namazını kılıyor. Öğle namazını kılıyor. Öğle namazını kılarken gündüz dua ederken boyut açılıyor. Kadına boyut açılıyor. Artık ne karşı yapmışsa beni görüyor. Tebessül. Bana diyor ki hiç ağzı bir şey kullanmadan diyor ki abi sen 30 küsür senelik yuvanı, dershaneni, yastığını, kılıfını, havlunu, kitaplarını, dostlarını, dersi, ders yapmanı, çevreni 30 sene verdiğin bunu sana bir tanesi dese ki terk et, terk edebilir misin? Biz de terk etmek için çok sebebimiz var ama benim de tanımlayamadığım, izah edemediğim, ifade edemediğim bir şey var. Bizi yuvamızı yıkmaya müsaade etmiyor. Yuvayı yıkmaya müsaade etmiyor. Bir şey var. Hakikaten acayip bir şeyleri var. Allah onlara bu özelliği vermiş. Yani ne şartlar olursa olsun şey olmuyor. Yani yuvayı yıkmaya bir güç bırakmıyor onlara. Bilmiyor. Onu anlaman için evli kadın olmam lazım. Bir güç onları bu öyle bir şeye tevessül ettirmiyor. Bakayım ne kadar oldu? Bir saat olduysa keseceğim. Daha var birkaç dakika. Şurayı yapayım. Burayı kapatacağım. Hayata yapabilecek o kadar hata varken niye eski hatana ısrar ediyorsun? Bunu çok hep de yeni. Ya kardeşim bir sürü hata var değil mi? Nihayetsiz hata var. Niye aynı hatayı iki defa yapıyorsun ya? Ya o hatayı yapmaya fırsatın olsun. Bırak aynı hatayı iki defa yapma. Aynı delikten iki defa sokulma hadis. Bak aynı hatayı niye iki defa yapıyorsun? Bir sürü hata var daha seni bekleyen hata. Onları yapacaksın. Onlara da zaman kalsın. Zaman o. İki. Ölümle beraber olamazsın. O gelince seni... Bak ölümle beraber olamazsın. O gelince sen yoksun. O yoksa sen varsın. O zaman ne korkuyorsun? Şimdi baksana o yok. Uçakta yazdım onu. Ölüm gelirse sen yoksun. Ölümle de beraber olamazsın. Hem ölüm hem ben. O zaman ben niye yaşıyorum? Ölüm gelse yaşamamam lazım. Ölüm gelmediğine göre ben varım. Ölümle de beraber değilim. O zaman ne korkuyorsun şimdi ölümden? Baksana ölüm yok. Sana ölüm dedik abi, bütün aklımda ne gelirse böyle abi çökerten bizi, hepsini koyabiliriz değil mi abi? Tabii. Ölüme sizi korkutan, ölümü getiren kanserdir, tansiyondur falan. Ne korkuyorsun ki ondan? Hiç sen itikadın yok mu? Allah öldürür, yuhyi ve yumi. Allah diriltir, Allah öldürür. Kanser öldürmez.
Tansiyon öldürmez, kalp öldürmez kardeş. Ha Allah ömür biterse ona sebep kalkın. Onun ismi olur. Neyine gitti? Buharlaştı. Buharlaşır mı su gibi ya? Adam öldü, bir şey denmesi lazım. Kalp, kalp. Ha tansiyonuymuş. Ne kalbi? Takkemi anlat onu. Adam işi bitmiş. Dün sohbette dedim ki abi, Soma'da ölenlerin hepsini Allah-u Teala bir araya topladı. Onların kaderi oradaydı. Yok diyor adamın bir tanesi. Olur mu öyle şey? Senin bir tebessümün, bunlar böyle işten bakıştır Celalettin. Bakıştır böyle. Adam gördüğüne, duyduğuna, kokladığına, tat aldığına, dokunduğunu düşünebiliyor. Onu konuşur. Onun için avamdır. Seni bir tebessümün, gülüşün, karanlık eve giren güneş gibi olur bazı insana. Bir daha okuyayım. Seni bir tebessümün, gülüşün, karanlık eve giren güneş gibi olur bazı insana. Sana doğan ilim güneşe nasılsa. Mesela kendime demişim, somurtkan olma ders yaparken ve birisine hitap ederken. Şimdi senin odana, karanlık odana gece, sabah nasıl güneş girince ne oluyorsa, senin bir tebessümün, bir gülüşün, onun alemine de böyle bir güneştir. Ki insanın içsel aleminde haber veriyor şu hadis. Ve asr-ı saadetten önceki zamanı ve cemiyeti de güzel bir tasvir ediyor şu hadis. Tebessüm sadakadır. Basit bir kelime gibi gözükürken asr-ı saadetten önceki insanları tasvir ediyor. Harita, fotoğraf bu. Ne kadar gaddar, hain, zalim. Böyle hançer ağızlarına kan akıyor. Vampir. Böyle insana bu deniyor. Mesela Kur'an'da ne mutlu baklava yiyenlere geçmiyor. Ne mutlu verene. Yani arkadaşlar ciğeri kediye teşvik etmene gerek yok. Ekmeğe teşvik et. Yani tebessüm sadakadır denebilmesi için zıttı hakim o toplumda. Çünkü tedavi diye söylenmiş bu. Açsan yemek ye, açlığı gideren yemek neyse tebessüm sadakadır denmesinin sebebi o kadar hainlikler var. Toplumu tasvir ediyor. Ben onu fotoğraf makinesi görüyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısım hadisini alemi gaybı, Allah'ı ve insanın içini ve geçmiş ve geleceği fotoğraflayan fotoğraf makinesi olarak görüyorum. Cümle kartpostaldır. Fotoğraf makinesi Resulullah'tır. Aleyhisselatü Vesselam. Şak kartı düşürüyor. Yani kartpostala bakınca şüpheniz olur mu? Karşı böyle bir tarla var mıydı? Şuraya fotoğraf çektik. Acaba böyle bir şey var mı çiçek? Şüphe var mı? Allah Resulü'nün sözleri aynen böyledir. Çok ilginç misaldir bu. Çünkü Allah Resulü kameradır. Haşa. Allah da kameramandır. Kameraya basıyor. Şak diye sözü çıkıyor. Allah kameramandır. Resulullah kameradır. Kartpostal da sensin. İnsan yarar. Ha çok özür dilerim. İnsan yorar. Şeyden yazdım. Bitireyim de ondan sonra. İnsan yorar. İnsanla uğraşabilen ancak Allah'tır. İnsanla uğraşmak ancak Allah'a mahsus. İnsan insanla uğraşamaz. İnsanı yorar. İnsanların kahrını ancak o çeker. İnsanın eti ağırdır. Ruhu gibi çekemezsin, taşıyamazsın. Peygamber bile tahammül edememiş, çekip gitmiş, bırakmış. Kim?
Yunus Aleyhisselam. İnsanın eti ağırdır. Çekip taşıyamazsın. Baksana hele. Peygamber bile tahammül edememiş. Çekip gitmiş bırakmış. İnsan yorar. Ustad Bediüzzaman'dan dinleyelim. Kaldığı kadar kafamda. Asar-ı Bedi 79. Dünyeviler beni yordu. Misalilerle musahabe etmek, sohbet yapmak bana lezzet veriyor. Zira münsiftirler. Burada olması lazım. Cümleyi aynı söyleyeyim de. Misalilerle dur tam yerini şey yapayım, bulabilirsem. 79, sayfayı doğru söylemiş. Aynen cümle şöyle. Herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Üstadım seni öpüyorum. Bak herkes, benim de yanıyor içim ya. Bıktım yani. Herkes insanlarla meşgul. Ben de hep insanlarla meşgul oldum ya. Ben de insanlardan usandım. Misalilerle mübahese daha hoşuma gidiyor. Çünkü münsiftirler. Misalilerle mübahese bahsetmek, bahislenmek, konuşma yapmak daha hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü misaliler var ya, ötelerle, buradayken ne diyor bu? Çünkü onlar diyor, münsiftirler, münsif, insaflıdırlar, beni dinliyorlar, ben de onları dinliyorum. Cevap da veriyorlar. Tamam. Cevap veriyorlar. Yani insanlardan usandım, misaliler var ya alem-i gayb, onlarla sohbet ediyor, Muhyiddin Arabi mesela. Abdülkadir Geylani, Marif-i Kerri, Hayat-ı Harran, İbrahim-i Deşşuk'u, Ebu Lahşin-i Şazeli, Abdülkadir Geylani. Bunlar yani. Bunlarla, misalli bunlar. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam, bunlar öyle. Bunlar yani. Misalliler diyor. Mübahese etmek. Misallilerle mübahese daha hoşuma gidiyor. Herhalde daha hoşuna gidecek yani. Ben sizinle konuşmaktansa Musa Aleyhisselam'la konuşurum. Ya Musa Aleyhisselam, ya şu Hızır Aleyhisselam'ın kısasını anlatarsan bir birinci ağızdan dinleyeyim ya. Seninle oturacağım, onunla otururum ya. Allah Allah. Şeyi çok isterdim. Fatıma-tı Zehra radiyallahu anh'a validemizle sohbet etmeyi. Çok isterdim. Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a anamızla görüşmeyi çok isterdim. Çok. Ayşe ilim ehliydi. Bunun başka birileri. Şu an yani tüylerim diken diken oldu. Belki de hepsi şu an aramızda. Evet. Yani elhamdülillah şu an aramızda. İnşallah. Ben ondan isterdim. Ya anne, peygambere sen her şeyini nasıl verdin?